Al işte al. Ben de diyorum babam niye sabah sabah bizi çağırıyor? Beklenen oldu. Çağırıyorlar mahkemeden. Açmışlar davayı. Ciddi ciddi çıkacak şimdi hakimin karşısına. Yargılanacak bu Allah'ın belası. Ya her haltı Ömer'e yüklemekten vazgeç Tahir. Ömer'in bir suçu yok. Ne edeceğiz? Onu düşünmemiz lazım. Ya onu da biz mi düşüneceğiz babaanne ya? Çekip gitmiş Ömer, biz koşacağız. Siz kovdunuz ya çocuğu. Hayır delirtme adamı. Anahtarcı dükkanına mı göndereyim içeride? Ne yapayım? Gönder baban, yoksa ya. Yahu Ömer'in suçu yok diyor. Ciddi bir durum bu. Yardım şart. Başına gelenler umurunda değil ki. Aklı bir karış havada. Öyle değil mi baba? Dün yaptıklarından sonra diyorum ya, içeri tıksınlar da bir aklı başına gelsin bunu ya. Aptal aptal konuşma Tahir. Aile itibarımız zaten yerlerde. Ha bir de içeri alsınlar tam olsun. Suçu da yok çocuğum. Annem haklı. Bu kabullenilebilir bir durum değil. Üstelik Hüsnü Ömer'in hayatını karartmak için belli ki elinden geleni ardına koymuyor. Baksana yarın mahkemeye çıkacak. Bu kadar çabuk mahkeme mi olur? Belli ki hemen yargılansın diye araya o Şaban'ı koydu. Oğlumun hayatını karartacak. Buna müsaade etmem. Ne yapacağım? İyi bir avukat tutacağız. Yani dün yaptıklarını, Fatma Hanım'ın dediklerini yedin yuttun şimdi peşinden koşuyorsun öyle mi baba? Hiçbir şeyi unutmuş falan değilim. Kimseyi affetmedim de. Dedim ya, basmıyor mu kafan senin? Önce bu üstümüzdeki pisliği temizlememiz lazım. İyi de avukatın parasını nasıl ödeyeceğiz? Çok masraflı öyle şeyler. Neyle ödeyeceğiz baba? Sen çalışmıyorsun. İş güç de bulamadın. Olan paranı da mahkemeye vereceksen ne olacak? Yani kapıda gidip simit mi satacaksın baba? Doğru konuş benimle. Yalan mı? Şarköy'deki o babamdan kalan arsayı emlakçı çok istiyordu. Ona sattım. Ne yaptın? Arsayı sattım. Baba, o çok değerli bir arsaydı. Yahu kıymetlenecekti. Baba bekliyorduk biz onu. Ha satılır mı hiç? Ucuza gitmiştir şimdi o. Ne yapalım? İhtiyaç vardı sattım işte. Baba ben o arsayı bekliyordum ya. Değerlensin diye bekliyordum. Payıma düşen 3-5 kuruşla ya bir dükkan açacaktım. Kendi işimi kuracaktım baba. Hayallerim vardı benim. Allah belanı versin senin Ömer ya. O hayal benimdi. Babacığım ben bir yufkacı dükkanı açacaktım. Yufka açıp mantı bükecektim. Ha yufka açacaktın mantı bükecektin. Son mantı bükücü oldu bana. Delireceğim ya. Allah Allah. Tanıdığım, güvendiğim bir avukat var. Ömer'i de alıp ona gideceğiz. Çok iyi edersin oğlum. Aferin Reşat. Ne yapıp edip Ömer'imi kurtarın.